Merhabalar, ben Profesör Doktor Mehmet Vural, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeni Doğan Bilim Dalı Başkanıyım. Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor, çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette, bu deprem felaketinde yeni doğanların problemleri neler olabilir? Size kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Yeni doğan tabii çok hassas bir bünye, erişkinden de daha hassas bir bünye ve biraz sonra anlatacağım her şey erişkine, yetişkine göre çok daha hızlı ve çok daha ağır gidebiliyor. Bunlardan bir tanesi dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı. Bebeklerimiz bizim gibi onlar da sıvı kaybına uğruyorlar. Ter ile, idrar ile, dışkı ile hatta nefes alıp verirken bile sıvı kaybı yaşıyorlar. Ve bebeklerimizin derilerinin ne kadar ince olduğunu yeni doğan bebeklerimizin düşünecek olur isek onların sıvı kaybının bizden daha da fazla olacağını anlamamız gayet kolay olur. Ve bu sıvı kaybı gerçekten yerine konması gereken bir durum. Normal şartlarda bebeğimiz ne yapıyor? Çok sık olarak annesini emiyor ve anne sütüyle zaten bu kaybettiği bütün sıvıyı ve gıdayı yerine koyuyor. Ancak maalesef bir depremde annesine ulaşamayan bebek veya deprem enkazı altında kalan bir bebekte sıvı almamaya bağlı olarak bu dehidratasyon dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Çok değişik elektrolit dengesizlikleriyle, kandaki çok değişik elektrolit dengesizlikleriyle karşımıza çıkıyor. Böbrek yetersizliğiyle karşımıza çıkabiliyor ve bu bebeklere çok multidisipliner olarak değişik bilim dallarının bir araya gelmesiyle beraber yeni doğan servislerinde bakım vermemiz gerekiyor. Bebeklerimizin bir başka yaşayacağı problem hipoglisemi dediğimiz kandaki kan şekeri düzeyinin düşük olması. Bu bebekler beslenemedikleri için kan şekerleri çok hızlı bir şekilde düşebiliyor. Bir de bu bebeklerimizin düşünün ki bizim gibi kas dokuları yok, karaciğerleri gelişmiş değil. Yani şeker depoları yok yeni doğan bebeklerimizin. Ve onun için yine de anneyden sık sık beslemediği durumlarda çok hızlı bir şekilde kan şekerleri düşebiliyor. Ve bu önemli organlara şekerin ulaşmaması o organlarda büyük hasarlara sebep olabiliyor. O organların enerjiyi kullanamamasına, glukozu ve şekeri kullanamamasına sebep oluyor. Bu organ yetersizlikleri işte beraberinde beyinde de aynı şeyi görebiliyoruz. Havalelerle karşımıza gelebiliyor. Bunları doktorlar yeni doğan servisinde çok yakından takip etmek durumundalar. Beslenme her şeyin başı yeni doğan için. Onun için ağızdan beslenme bir deprem sonrasında ağızdan beslenmeye çok yavaş ve çok dikkatli başlamamız gerekiyor. Tabi buradaki ana kullanacağımız besin ürün anne sütü. Maalesef bu bebeklerimiz anne sütüne ulaşamayabiliyorlar, annelerini kaybetmiş olabiliyorlar veya anneyle temas sağlanamayabiliyor. Anne sütü yoksa ideali tabii ki anne sütü bankası. Maalesef ülkemizde bu hayata geçirilebilmiş bir durum değil. Umarım önümüzdeki senelerde anne sütü bankası hayata geçirilebilir. Ve işte bu deprem durumlarında bile hem prematüre doğan, erken doğan bebeklerimizin hem sağlıklı bebeklerimizin, anne sütüne ulaşamayan bebeklerimizin anne sütüne ulaşmaları sağlanabilir. Tabii bu anne sütü bankasında olmadığı durumlarda anne sütüne de ulaşılamıyorsa uygun mamalarla beslenmeleri çok 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 önemli, hayati bir önemi var. Onun dışında bu bebeklerimizi hızlı bir şekilde besleyemeyeceğimiz için eğer bir depremde bir enkaz altından çıkarıldıkları durumda bu bebeklere damar yolu açılması ve oradan serum takılması gerekiyor. Bu serumlar da tabii bu yeni doğan bebeklere uygun şekilde hazırlanması gerekiyor ve bu serumların veriş teknikleri de çok farklı yeni doğan bebeklerde. Çok değişik damar yolları kullanıyoruz. Onları da yine uzmanlaşmış yeni doğan ekipleri tarafından gerçekleştirmesi gerekiyor. Onun dışında bu bebeklerimiz tabii eğer bir depremde enkaz altında kaldılarsa hipotermi dediğimiz vücut sıcaklığının düşmesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu hipoterminin vücuda birçok zararı var. Örneğin akciğerlerinde sürfaktan dediğimiz hepimizin akciğerinde var olan ama yeni doğan bebeklerde özellikle prematür bebeklerde az olan veya olmayan bir madde hipotermiyle vücut sıcaklığının düşmesiyle daha da fazla yıkılabiliyor, ortadan kalkabiliyor ve bu şekilde bu yeni doğan bebeklerimizin daha fazla solunum problemleri ortaya çıkabiliyor ve işte bu bebeklerimize belki sürfaktanı dışarıdan vererek sürfaktan tedavisi yapılması gerekebilir, solunum cihazlarına bağlanmaları gerekebilir eğer solunum yetersizlikleri varsa bu tür problemler karşımıza çıkabiliyor. Yine bu hipoterminin vücut sıcaklığının düşmesinin vücudun diğer sistemlerine de etkisi çok fazla oluyor. Örneğin bir takım pıhtılaşma problemleri, koagülasyon problemleri ortaya çıkabiliyor, dolaşım bozulabiliyor ve yine böbrek fonksiyonlarında da bozulmalar ortaya çıkabiliyor.
Bu bebeklerimiz maalesef eğer yine bir göçük altında kaldılarsa oksijensiz kalabiliyorlar. Asfiksi diyoruz bu duruma. Asfiksi demek bebeğin oksijensiz kalarak dokularına, hücrelerine oksijen yollayamaması durumu demek. Bu tabii bütün organların hücrelerine oksijen yollayamamak demek oluyor burada. Beyne de oksijen gitmiyor, kalbe de oksijen gitmiyor, karaciğere gitmiyor, böbreklere, bağırsaklara gitmiyor ve bütün bu saydığımız organların fonksiyonları bozuluyor. İşte beyin oksijensiz kaldığı zaman ona bağlı bir takım sekeler karşımıza çıkabiliyor. Kalp oksijensiz kaldığı zaman pompa görevini yerine getiremeyip kanı vücuda yayamıyor. Karaciğer oksijensiz kaldığı zaman karaciğerde yıkılmalara sebep oluyor. Böbrek yetersizlikleri ve bağırsaklarda da işte biraz önce bahsettiğim gibi bağırsaklar oksijensiz kaldığı zaman oradaki hücreler de dejenere olduğu için, yıkıldığı için bu çocukların beslenmesi de yine problem olarak karşımıza çıkabiliyor. Tabii bir başka problem herkeste, erişkinde de olduğu gibi ama özellikle yeni doğanda çok daha ağır şekilde gidecek olan enfeksiyon problemi. Bu bebeklerimiz akciğer enfeksiyonlarıyla çok sık karşı karşıya kalabiliyorlar. Yine göçük altındaki yaralardan maalesef var olan yaralarına bağlı enfeksiyon gelişebiliyor. Genel bu enfeksiyon çok hızlı bir şekilde bir genel enfeksiyona dönüşebiliyor ve hatta menenjite kadar gidebiliyor. Onun için enfeksiyon açısından da bu bebeklerin çok iyi takip edilmesi ve uygun tedavilerinin yapılması gerekiyor. Tabii aşılama daha diğer uzmanlık alanlarında da konuşuldu. Standart aşılamanın mutlaka yapılması, annelerin tetanoz aşısının yapılması, bebeklerin hepatit B aşılarının yapılması, mutlaka bunun yapılması gerekiyor ki bebeklerimizi de bu hastalıklardan koruyabilelim. Christ sendromuna hiç girmiyorum, bunu biliyorsunuz. Kasın ezilmesine bağlı olarak tüm erişkinlerde ve çocuklarda olduğu gibi yeni doğanlarımızda da maalesef bununla karşılaşabiliyoruz. Ve tabii bu çocuklara yardım yaparken, müdahale ederken bu çocukların çok iyi kayıt altına alınması gerekiyor. Maalesef birçoğu annelerini ve babalarını kaybetmiş durumdalar, sahipsizler. Belki daha sonra sahiplenilecekler ama bu bebeklerin kim olduklarını, nerede bulunduklarını ve tespit edecek bir numaralandırma, kimliklendirilme yapılması gerekiyor. Ve hatta her bebekten mutlaka bir kan örneğinin alınması ve derin dondurucuda saklanarak DNA analizlerinin yapılması ve buna bağlı olarak da daha sonra ailelerine uygun, gerçek ailelerine teslim edilebilmeleri çok çok önemli. Onun için bu kan örneği alınmasını atlamamamız gerekiyor. Her bebek için numaralandırma ve kan örneğinin alınması mutlaka yapmamız gerekiyor. Tabii depreme maruz kalan annenin bebeklerinde de ileride bir takım problemler yaşayabiliyoruz. Anne halihazırda hamileyse ve doğum yapmadıysa bu annenin erken doğum yapma riski çok yüksek olabiliyor. Bu anne yaşadığı travmaya, strese bağlı olarak hamilelik sırasında fetüsünün yani karnındaki bebeğin büyümesi gecikebiliyor, gerileyebiliyor. Bu bebekler doğmaları gerekenden daha küçük kilolarla, daha kısa boylarda doğabiliyorlar. Annelerin psikolojik travmaları ve durumları anne-bebek bağlanma etkisini ortadan kaldırabiliyor. Bu bağlanmayı azaltabiliyor. Annenin bebeğine bakımını, süt vermesini azaltabiliyor. Ve yine annenin yaşadığı travmaya bağlı olarak yaşadığı depresyon aynı şekilde bebeği de etkileyebiliyor maalesef. Şunu da biliyoruz ki her afet sonrasında aslında muhtemelen bir içgüdüsel olarak da daha fazla doğumlar oluyor. Ve bu doğumlara bağlı olarak da o bölgede zaten imkanların kısıtlı olduğu birçok sağlık hizmetinin ortadan kalktığı bölgelerde gebe ve yeni doğan takipleri aksayabiliyor. Hastane dışı doğumlar artabiliyor. Hekim ve sağlık personeli eksiği olabiliyor, ortaya çıkabiliyor. Biz de yeni doğanla ilgili sağlık personelinin eğitimi aksayabiliyor. Bir takım her bebek için yapılan tarama programları aksayabiliyor. Ve tabii ki ileri düzey sağlık kurumuna ulaşım da zorlaşabiliyor. Bütün bunların dikkate alınması gerekiyor bu afet bölgelerinde. Ve size birkaç slaytta da yeni doğan ünitelerinde bu afet durumunda neler yapmamız gerektiğini, bizim 2019 İstanbul depreminde yaşadığımızda neler yaptığımızı birkaç fotoğrafla da göstermek istiyorum. Bebeklerimizi yatay veya dikey tahliye edebiliyoruz. Yani yatay tahliye etmek demek kendi servisimizden yine hastanenin içindeki diğer servislere yatay tahliye yapılabiliyor veya kendi servisimizden başka hastanenin yeni doğan servislerine dikey tahliyeler yapılabiliyor. Bunların organizasyonu çok çok önemli. Bu konuda güvenli nakil rehberi var Türk Neonatoloji Derneği'nin. Bunun çok iyi uygulanması ve bilinmesi gerekiyor. İşte size burada bir takım örnekler. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bir takım kritik kararlar almak gerekiyor. Bebeklerimizi bu şekilde tahliye önlükleriyle
tahliye edebiliyoruz. Güvenli tahliye nedeniyle preterm 4 bebek, term 2 bebek aynı anda taşınabiliyor. Mümkünse her 4 bebekten bir yeni doğan hemşiresinin sorumlu olması gerekiyor. Her yeni doğan bebeğin kuvözün altında bir aslında transport tahliye çantası olması çok çok önemli ki böyle bir deprem durumunda, afet durumunda her bebek için ayrı bir transport çantası işimize çok çok yarıyor. Eğer yeni doğan bebeklerimiz entübe isteler, oksijen ihtiyaçları varsa bu tahliye önlüklerinde arkalarında oksijen tüplerinin de taşınabileceği bir takım düzenekler olabiliyor. Bu 2019 yılında dikey tahliye deneyimimizi açıkladığımız bir basın açıklaması. Çünkü 2019 yılında da aynı şeyi biz Cerrahpaşa'da yaşamıştık. Ve işte o zaman bir triyaj uygulandı bebekler arasında. Hasta başı viziti yapıldı. Transport için yasal belgeler hazırlandı. 112 ile iletişime geçildi ve işte o günün sonuna doğru son transportta yapıldı. Ve gördüğünüz gibi bu süre içinde tahliye koridorları boşaltıldı. Bebeklerin ihtiyacı olan ilaç ve malzemeler hazırlandı ve bebekler ile beraber transport edildi ilaç ve malzemeler. Çünkü gidecekleri yerde de muhtemelen bu sıkıntılar yaşanacağını düşündük. Ve daha sonra da kalan malzemeler servisimizden temizlendi, servis boşaltıldı. Ve maalesef biz 2019 depreminden sonra binamızdan çıkmak zorunda kaldık. Ve yeni binamıza 5 ay sonra kavuşabildik. Aslında belki de şanslıydık çünkü 5 ay sonra yepyeni bir binaya kavuşmuş olduk. Tüm çabaların sonunda Profesör Doktor Özdemir İlter Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi 2020 senesinde Mart ayında 4B ve de çok yüksek bir seviye ruhsatı alarak çalışmaya başladı. Evet, maalesef ülkemiz bu deneyimleri yaşadı ve yaşayacak muhtemelen. Bizim de yeni doğancılar olarak bu deneyimlere hazır olmamız ve o anda neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Herkese çok geçmiş olsun diyorum. Sağlıkla.